Ses Merkezi'den merhaba. Genellikle cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon ve bu gibi cihazlarla karşınızdayız. Ancak bizi takip edenler bilirler, mümkün mertebe teknolojiyi içinde bulunduran farklı kategorilerden ilgi çekici ürünleri de deneyimlemeye ve edindiğimiz izlenimleri sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu defa Celestron markasının Cosmos 90 GT Wi-Fi teleskopunu inceleyeceğiz. Eyeball'un distribütörlüğünü yaptığı Celestron markasının daha önce bir mikroskopunu incelemiştik hatırlarsanız. O modeli incelerken gözlerimizi aşağıya eğmiş ve küçük objeleri mercek altına almıştık. Bu defa elimizin altında bir teleskop var ve dolayısıyla bu defaki hedefimiz gökyüzü olacak. Celestron'un ABD'li gökbilimci Carl Sagan'ın ödüllü televizyon dizisi Cosmos'tan etkilenerek adını verdiği Cosmos 90 GT Wi-Fi tasarımında da Cosmos'a yer veriyor. Dizide yer alan uzay gemisinden ilham alınarak tasarlanan Cosmos 90 GT Wi-Fi motor mekanizmasıyla da bunu bizlere gösteriyor. Öte yandan Cosmos 90 GT Wi-Fi teleskop alanında dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Amatör astronomi alanında ilk Wi-Fi'li teleskop olan Cosmos 90 GT Wi-Fi bir uygulama yoluyla cep telefonu veya tabletinizle bağlanabiliyor ve üzerindeki elektrikli motor ile herhangi bir manuel ayar gerekmeksizin istediğiniz gezegeni ziyaret etmenize olanak tanıyor. Şimdi Cosmos 90 GT Wi-Fi'ye daha yakından bakalım. Cosmos 90 GT Wi-Fi kurulumu ve kullanımı oldukça kolay bir teleskop. Amatör kullanıcılara yönelik olarak geliştirilen teleskop, astronomiye ilgi duyanların beklentilerini karşılayabilecek seviyede. Nasıl kullanıldığından ve getirdiği özelliklerden az sonra bahsedeceğiz, ancak önce kurulum detayları ve aksesuarlardan bahsederek başlayalım. Cosmos 90 GT Wi-Fi'nin kurulumu kolay. Tripodun üzerine sabitlediğiniz motor aksamına kolaylıkla teleskopu yerleştirebiliyorsunuz. Tripodun yüksekliğini arttırmak için ayaklardaki vidaları gevşetip sıkıştırmanız gerekiyor. Bunun yerine mandal kullanılsa daha kullanışlı olurmuş doğrusu. Kurulumu tamamladıktan sonra standın ortasına aksesuar tepsisini yerleştiriyor ve arkasından buraya da teleskobu beraberine getirdiği göz merceklerini yerleştiriyorsunuz veya telefon ve tabletinizi buraya yerleştirebiliyorsunuz. Kutu içeriğinde 10 mm 90x'li ve 25 mm'lik 36x'lik göz merceği bulunuyor. Bunları kolaylıkla Cosmos 90 GT Wi-Fi'ye takabiliyorsunuz. Bunun diğer tarafını ise Finderscope yani bir lazer merceği görmek mümkün. Bununla birlikte görmek istediğiniz gezegeni lazerle işaretliyor. Hemen arkasından da yan taraftaki mercekten bu işaretlediğiniz gezegeni veya objeyi görebiliyorsunuz. Yine kutu içerisinde güç kablosu ve pil kutusu da yer alıyor. Zira teleskop bir kumandaya sahip değil. Onu az sonra bahsedeceğimiz Cosmos Navigator uygulamasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Bu nedenle teleskopu elektrikle veya 8 adet AA pil ile kullanmak mümkün. Fakat şarj edilebilir bir bataryaya sahip olması pil seçeneğinden daha cazip olabilirdi kuşkusuz. Cosmos 90 GT Wi-Fi, Wi-Fi'li ilk model demiştik. Peki teleskobu nasıl kullanıyoruz? Cosmos 90 GT Wi-Fi'yi cep telefonu ve tabletinizle kullanabiliyorsunuz. iOS ve Android işletim sistemlerinde yer alan ücretsiz Cosmos Navigator uygulamasını indirdikten sonra bu uygulama yoluyla Cosmos 90 GT Wi-Fi'ye bağlanabiliyorsunuz. Bağlantı kurulduğunda teleskopun motorunun üzerinde yer alan kırmızı LED'ler yanmaya başlayacak. Bunun ardından Cosmos Navigator'da yani semada yer alan gezegenlerden birini işaret edebilir ve teleskopun otomatik olarak hedefe dönerek odaklanmasını izleyebilirsiniz. Siz işaret ettiğinizde Cosmos 90 GT Wi-Fi elektrikli motoruyla belirttiğiniz konuma dönerek sizi hedefinizle baş başa bırakıyor. Bu sayede astronomi ile alakalı ancak nereye bakacağını bilememe ve odaklama ile ilgili ayarlar yapamayacağı endişesi taşıyanların kullanıcıların üzerinden yükü alan teleskop özellikle çocuklar için bu anlamda büyük avantaj sağlıyor. Otomatik hizalama yoluyla 120 binin üzerinde gökyüzü objesi görebilmenize imkan tanıyan Cosmos 90 GT Wi-Fi bunlardan 220'sini ise daha derin olarak görüntüleyebiliyor. Elbette biz de teleskopla birlikte gökyüzünü izleme fırsatı bulduk, ancak incelediğimiz dönemde İstanbul semaları genellikle bulutlu olduğundan çok derin gözlemleyemedik doğrusu. Yalnız yine de elbette ayı yakından görmeye başardık. Eminiz ki astronomi ile ilgili kullanıcılar Cosmos 90 GT Wi-Fi ile çok daha fazlasını tecrübe edeceklerdir. Cosmos 90 GT Wi-Fi özellikle amatör kullanıcılara hitap ediyor. Hobi olarak astronomiyle uğraşan bireyler ve astronomi konusunda
kendini geliştirmek isteyen gençler tarafından beğenilerek kullanılacaktır kanaatindeyiz. 2200 TL civarında bir fiyata temin edebilecek olan Cosmos 90 GT Wi-Fi, özellikle Wi-Fi desteğiyle bu alandaki ilk teleskop olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu özellik onu fazlasıyla kolay kullanılabilir ve anlaşılabilir kılıyor. Sadece uygulama üzerinden gözlemlemek istediğiniz objeyi seçmeniz yeterli.